Herkese merhabalar sevgili dostlar. 13 Ekim Pazar günü Adana yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da da bizleri bekleyen 10 koşul bir program yine var arkadaşlar. Orada iki banko. Burada da yine tahminleri şimdi söyleyeceğim. Sürprizi kaçmasın. Ee, kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim. Çünkü arkadaşlar e, bu videoları yapmaya sizlere her zaman için devam ediyoruz. Ve sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. Ne kadar çok destek verirseniz biz de o kadar uzun süre bu videoları yapmaya ve sizlere en azından hani bir ışık tutmaya, bir yardımcı olmaya çalışıyoruz. Programı önünüze getiriyoruz. Baktığınızda hani bir gazete bülten almasanız bile program karşınızda ve birisi size bunları yorumluyor. Doğrudan biz sizlere bir oyunda doğrudan bir kupon vermiş olmuyoruz biliyorsunuz ki kendi yorumunuzu katmanızı her zaman için istiyoruz. Biz zaten sizlere kendi görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. Evet 5'e çeyrek kala ilk yarışta başlıyoruz. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 metrede çim piste çıkacaklar Adana'da. Artık zaten çimlerin de sonlarına yaklaşıyoruz yavaş yavaş biliyorsunuz ki. O yüzden bu yarışlar da çok kıymetli bizler için. Ee, şimdi baktığımızda e, burada 12 adet safkan izleyeceğiz. Favorimiz bu koşu için. Ben açık konuşayım. Benim favorim Ferit Yardımcı ile sen yaparsın 7 numaradır. Yani çim kuma yarış sizin son 3 yarıştır çok etkili performans sergiliyor. Safkan ilk 2 yarışı tamamen yarış görmeymiş. Daha sonra çimde geldi ikinci oldu derken kumda 3 3 geldi. Artık bir galibiyet gelebilir. E, dikkat etmekte fayda var. 2 numara Golden Racer ile devam edeceğim. E, Saadettin Boyraz biniyor. 10 gün evvel Çim'de ilk çıktığı yarışta ikincilik elde etti. Bence çok kıymetliydi. E, yarış da zaten Çim pist yarışı. O yüzden e, burada 2 e, numara Golden Racer'a dikkat. 1 numara Donluka diyeceğim. Fatih Sultan Mehmet Sansar biniyor safkana. 10 gün evvel 3. oldu safkan. Son e, yarışlarına baktığımızda zaten 5 koşu var. 4'ünü de yaptı. Çok net bir şekilde buraya da galibiyet için gelecektir. Devamında arkadaşlar Reason and Logic 12 numara Mehmet Sariçer'in minceyi safkan. Kurterekülüs safkanı 15 gün evvel 3. elde etti. Neden olmasın dedirten bir isim konumunda burada. Ve son olarak da e, burada arkadaşlar e, şunu söylemem lazım. Bu şekilde yeterli. Bayağı hatta fazla bile yazmış gibi olabiliriz. 7 numara, e, 2 numara, burada 1 numara, 12 numara. Bu atlar bilhassa bu atlar çok avantajlı durumdalar. Ama şimdi gel gelelim işin bir diğer boyutuna. 3 numara Gaydır. 35 gün numara, ilk startın ikinci etamladı Sen için piste. Ve Çukurovalaydı. Bu iki at da burada yazılabilecek isimler yazılmayı gerçekten hak eden safkanlar. Şimdi ben bu iki atı da oyuna dahil etmenizi isteyebilirim. Ee, ama tabii burada sizin bütçelerinizi de düşünmek lazım. Ben şöyle söyleyeyim size. Hiç sıkıntı yok. Bence 6 atı yazın. Yani bu iki atı da ilave edin. 10 numara ve 3 numarayı da yazın. İlerleyen yarışlarda zaten bütçenizi rahatlatacağız. Merak etmeyin. Şimdi notlarınızı öyle alın. İstiyorsanız tabii ki yine çıkartırsınız. Ee, size kalmıştır son kanaat. Ee, ben zaten bütçelerinizi rahatlatacağımız yarışlar gelecek. Orada size izah edeceğim. İkinci koşu saat 5 yiyerek geçe. Şart 3, 3 yukarı İngilizler. 1300 çim pist yarışı. Arkadaşlar 9 tane safkan start almakta burada. Ee, dikkatimizi çeken bir husus var bir kere. Ee, uzun arayla gelen 3 tane at var. Bunlardan birisi John Balaycorn bilhassa. Bayağıdır yoktu tabi. 168 günlük bir aranın ardından gelecek. Ee, buradaki favori konusunda birazcık e, yarış tuhaf bir durumda. Net bir favori yok. Yani hiçbir hat formda gelmiyor. Gerçekten formda gelmeyen atların mücadelesi diyebiliriz buraya. Hani nispeten formda diyeceğimiz safkanları öncelikli olarak tutmak zorunda kalacağız. Bunlardan birisi alt numara Lion Child. Eray Cizik biniyor. Alt yarışta 5 ile geliyor. Hani tabela sayısı açısından formda diyebiliriz ama... Yani ikincilik yok, galibiyet yok. Böyle bir durumda ne kadar formda olduğundan bahsedilebilir. İşte gruba göre ancak oluyor. 3 numara Peri Ana, Mehmet Salih Çelik'in minceyi safkan. Son yarış 6. kaldı. Daha evvelde 3. ve 4. vardı. 5 yarışlık tabelası. Yine ihtimalle aynı olabilir tabii ki dedik ve ekleme olarak yaptık. Şimdi 6 ve 3 numara yazdıktan sonra idmanlara bir bakmamız lazım. Neden? Çünkü hem uzun arayla gelen atlar var hem de hangi at ne kadar hazır onu görelim diye. King of the Rose, uzun arayla gelen bir hatta 51-60'lık idmanla bir dikkat çekiyor. Oğlum Çiçeğin 55 hiç anlam veremedim. Yani çok rahat bir tempo. Ee, burada e, bir diğer isim Solid Trend 49.80. gerçekten çok hızlı bir idmanla bulmuş Line Lion Child zaten önerdiğimiz bir safkandı yine. Ee, burada Perihan'a yine önerdiğimiz bir isimdi. İdmanlar bu yönde. Arkadaşlar bu şartlar altında ee, yani ben size şöyle söyleyeyim Oğlum çiçeğin idmanında verdiği uzun arayı da hesaba katarak birazcık e, normal karşılıyorum Hani eğer at yakın zamanda koşmuş olsaydı atı koruyorlar diyebilirdik birazcık Ama burada da biraz yarış görecek gibi oğlum çiçek John Balaycorn konusunda da Yani John Balaycorn olabilir Düşünebilir ee, ama Solid Trend mesela çok daha burada e, garanti gözüküyor. John Baley konuda idmanda tam bahsetmedik burada e, ama 41-20 şeklinde bir e, yani bayağı bir arapatı e, idmanıyla e, geliyor Sofkan. Yani bu uzun aralatlara tam güvenemedim. O yüzden ben burada Solid Trend'e eklemek istiyorum oyuna e, Solid Front'te e, bir sürpriz ihtimal olacaktır yine 6-3 ve 2 şeklinde 3 safkanlı bir küçük kupon öneriyorum geniş kuponu burada tamamen istediğiniz herhangi bir ata ekleyip 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Üçüncü koşuya geldim. Saat 6'ya çeyrek kala. Şart 3 dişi. 4 tükar Araplar. 1200 metre çim pist yarışı. Dizdarım ve Muş Yıldız'ı ekür olarak start alacak. Arkadaşlar buradaki favorimiz Mehmet Salih Çelik Safkan. 3 duvar Dizdar'ım. Yani zaten gruba baktığınızda handikap puanlarından bile anlayabilirsiniz bu farkı. Ama ya bilme, bilmeseniz bile yani diyorum. Ben. hiç atları hiç bilmeseniz bile buradan anlayabilirsiniz. Tabi şöyle bir şey kafanızı karıştırabilir. Eğer yarışları mesela izlemediyseniz burada Muş Yıldız'ı 14 gün evvel 3. olmuş. İşte 14 gün evvel dördüncü 4. olmuş. Bir de 14 gün evvel Heyfa e, ikincilik elde etmiş. Şimdi bu durumu bir göstermek lazım. Ha nedir bu? Aynı yarış mı? Vesaire. Şimdi şart 3 koştuğu yarışta e, burada bir dördüncülük görüyoruz. Ve o koşuda arkadaşlar şimdi o performansı e, açacağız. Burada arkadaşlar görüyorsunuz yarış performansı böyle. E, diz dördüncülüğü var. Fakat burası öbür koşu değil. Yani bu aynı yarış değil. Burada Menemen, Öncü Belge ve Sultan Beşir isimli safkanları görmekteyiz. Şimdi gel gelelim işin öbür kısmına. Heyfa'nın koştuğu koşu 14 gün evvel ikinci olduğu bir şartüş dişi yarışı var. Oradaki gruba baktığımızda ise arkadaşlar Muş Yıldızı yani ekürüsü olan Muş Yıldız'ı öbür e, yarıştı, yarıştaki diğer safka. Dizdarımın ekürüsü olan safka Muş Yıldız'ı burada üçüncü olmuş. Heyfa'nın arkasında. Bir saniye bile değil ya yarım saniye kadar arkasında kalmış vaziyette. Üçüncülük elde etmiş. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bu şartlar altında eğer ki Heyfa'ya Muş Yıldız'ı bile rakip olabilecekse dizdarım bu yarışı kesinlikle kazanır. Ben o yüzden üçlü barayı size banko olarak veriyorum. Yani dediğim gibi bu hususa çok dikkat edin. Muş Yıldızı Heyf'aya rakip olmuş bir üçüncü bir ikinci yarım saniye farkla bitirmişler. E, Dizdarım gibi bir safkan kalitesini ortaya koyup bu yarışı kazanır. O yüzden 3 numara bankodek. 4. Dördüncü koşu saat altı buçukta şart dört dişi 3 e, yaşlı Araplar bin üç metre kum pist yarışı. Evet arkadaşlar daha bir safkan var Aziz derse derseki 4 numara şekli bu safkanın. Ben bir önceki yarışta da bahsetmiştim videoda. Eğer burada da dedim kazanırsa çok daha büyük yarışlara da gider ve yavaş yavaş o duruma geliyor. Tabii şart 4 dişi yarış ama 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 şuna dikkat etmemiz lazım. Şekli bir açalım, gösterelim hemen size. Şekli arkadaşlar Elazığ'da koşuyordu, Diyarbakır'da koşuyordu derken şimdi Adana'da koşacak. Bu yarış daha da önem arz etmeye başladı. E, namalip geliyor ve bu namalip durumunu sürdürebilir e, Buradaki kazanacağı yarışın ardından artık bir kısa vade En azından bir kısa vade bekliyorum Atı e, bence ileride gruplarda da izleyebiliriz e, Çok korunarak yavaş yavaş hazırlanan bir safkan Güzel geliyor formu yerinde ve bankotek olarak yazılmayı da hak eden bir durumda Ben e, burada Aziz Akdemir ile birlikte 4 marş şekliyi bankotek olarak veriyorum Ve gördüğünüz gibi ilk ayakta ben size ne dedim Bütçenizin rahatlayacağı yarış gelecek dedim. İşte burada rahatladı. İki ayak üst üste banko verdiğimiz için. Hemen çifte de verelim. Üçüncü çifte arkadaşlar. Üç numara dizdarım. Arkası dört numara şekli. Üçüncü çifte üç arkası dört. Oynayabilirsiniz. İki tane banko tekli bir oyun oldu. ilk altılda gördüğünüz gibi bütçeniz rahatladı. Yani diğer ayaklarda 4 at işte 6 at yazdık ettik ama bir sıkıntı var mı? Yok. Gelelim 5. koşuya saat 7'de 15 handikap 4 tükar Araplar 1300 metre çim pist yarışı. Evet arkadaşlar Ferhan Alp ve Kral Çeko ekürü, Sarpan ve Lal Hanım ekürü olarak start alacaklar. Bizim buradaki favorimiz Ferit Yardımcı ile 3 numara Koşar Zeynel. 14 gün evvel kazanmıştı. Burada da favorimiz oldu. 4 numara Siyah Ateş, Fesih Çetin Baş'la birlikte 12 gün evvel 3. olan Safkan. 5 numara ikimiz Mehmet Salih Çelik biliyor. Yine tabelaları olan bir isim. kum piste ayırt etmeksizin koşular eden bir Safkan. Ee, Fatih Sultan Mehmet Sansarlı Altınmar numara Kızı ve 7 numara Felhan Çizikle erakizlikle bekledikürlerden bir safkan. Burada geniş kupon için Kendisine yer bulabilir. Yine keza e, Nizamettin Demirle Demir Hazalım'da geniş kupon için yer bulabilir. 3 4 5 küçük kupon, 6 7 11 ilavesi geniş kupondur. Bu koşuda bir detay olmadığı için çok hızlı geçmiş olduk. Hatta fazla bir yorum bile yapmadık. Gerek yok bence yoruma. Zaten yani açık her şey çok net diye düşünüyorum. Onun için 3 4 5 ee, ilave olarak da 6-7-11. Gelelim 6. koşuya saat 7.30'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pist yarışına çıkacaklar arkadaşlar. Burada izleyeceğimiz şöyle gösterelim size 12 adet safkan bulunmakta. Favorimiz 2 numara Desert Pointer. Şimdi yarış çim pist yarışı. At şimdi 3 defa koşmuş tabela yapmış. Kurtele Kürüsü'nün ağırdaşı bir isim. Mehmet Salih Çelik gibi bir jokey biniyor. Ee, bir beşincilik, bir ikinci peşine bir beşincilik daha. Ama bir aylık verdiği arayla buraya çok sağlam gelecek. Bence bu arada yarışı kazanır. Hayır, çok iddialı söylemek istemiyorum ama yarışı kazanacak gibi geliyor. Ee, Tabi yani tek atmaya gerek yok. Yani böyle yarışlarda tek atılmaz. Başka isimlere de ihtimali olabilir yani gelir eder. Fotoda burunla geçer. Burun geçer. O yüzden e, başka safkanlara da şans vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Her ne kadar kazanacağını düşünsem bile. E, 11 numara Leo Melo. Bir tane için ikinciliği olan bir at. Yani olabilir. E, Ali göbekle birlikte Cosmic Silver bir sürpriz yapabilir şimdi. Geriye kalan isimlerden de ilk çıkacağı kimde? Approved temsilcisi Gezuf 9 numara Saadettin Boyrazla. Ya bence tabela yapacak ama galibiyetten emin değilim. O yüzden eee 9 numara Gezuf'ta yazılabilir ama hani böyle bir ucunda hani sınırdan yazılacak gibi gözüküyor. Daha fazla da bir at zaten önermiyorum. Alternatif tek falan değil bu arada 2 numara onu da söyleyeyim hani sadece ben kazanacağını düşündüğümü belirttim ama bu alternatif tek veya bankotek olduğu manasına gelmez yani içimden öyle geçiyor öyle söyleyeyim öyle hissediyorum ee, ama tabii ki biz e, hislere dayalı bir oyun değil mantığa dayalı bir oyun yaptığımız için daha fazla ilavelerimizi de belirttik. 7. koşu saat 8'de şart 4 yamak 2 apranti binecek. Burada 4 yaşlı Araplar 1400'de kuma çıkacaklar. Arkadaşlar artık ilk altılı tamamen bitti. Sadece ikinci altılının olduğu bir bölümdeyiz. Ve ikinci altılı için burada önemli bir durum var. Tek atabileceğimiz bir yarış. Şimdi tabi zorluk şurada. burası yamak yani apranti yarışı. Haliyle aprantilerin olduğu bir yarışta tek atmak biraz riskli olabilir. Ama ben yine de yine de yine de güvendiğim bir safkan var. Bu atı tek bırakacağım. Bu yarışta arkadaşlar tabii şöyle bir idmanları da göstereyim. Ondan sonra net bir şekilde kazanacak arkadaşlar. da bir numara Kocatepe 57-20'lik bir idman geliyor. Abdullah Çankaya idaresinde yaptı idmanını. Ve zaten yarışta da yine Abdullah Çankaya ile birlikte start alacak. Kocatepe arkadaşlar da startta 12. kuvarı çekmiş. Görüyorsunuz en dış kuvarı zaten 12. Bizim için bankotek olmuştur. Kocatepe'nin yarış performansını da göstereceğim. Daha sonra geçeceğim bu kısmı. Son yarışı kazandı. E, şart 5, kısa vadeli 6 kazanmışlığı var. Yani hani at e, çok kalibre olarak iyi bir noktada, gruba kıyasla üst bir noktada. Invincible zorlayabilir onu. Başka da bir isimden zaten bir şey beklemiyorum. O yüzden bir arkası 4 sıralı ikilisinde oynayabilirsiniz. E, bir numara Kocatepe, burada Bankotek derecesine takılmayın, daha iyi derece görecektir. At zaten. Yani bu derece gördüğü pist e, yani Bursa pistinde 2023 e, derecesi. Şimdi 4 yaşında daha kuvvetli bir performans bekliyorum hatta. Onu belirteyim. 1 numara Bankotek. 8. koşu saat 8.30'da kısa vade 8.3 yaşlı İngilizler 1800 için pist yarışı. Arkadaşlar burada 1 numara Torgold favori konumundadır. Yalnız Torgold'u tek geçemiyoruz. Şimdi Torgold böyle ilk bakışta çok tek geçecek gibi duruyor. 92 handikap falan böyle ama yani Şimdi 1.49.85'i yapabilecek mi? Derece 5 Mart'ta gördü 2024 derecesi. Yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bu önemli bir soru. Atın son dönem performansına şöyle bir bakalım. Torg oldu. Ankara koşusu grup 1'de 4. Lük. Daha öncesi kısa vade 8, 3. Lük, kısa vade 8, 2. Lük. Grup 3, 5. Lük. Gazi tecrübesi. Say takson 4. Temdürek 1. Lük. Güzel bir performansı var. Ama buraya ne kadarını yansıtabilecek ayrı bir konu. Rakip hanesinde kimler var? El Lord ve Stalwart Hera. Peki El Lord ve Stalwart Hera kimdir? Nedir? El Lord'u hemen açıyoruz. Ee, 21 Handicap 5. olan, olan Anafartalar'da dördüncü olan bir Şimdi bir dakika orada bir duracağız. Anafartalar'da dördüncü olmuş. Önemli bir derece bu. O yüzden bu düşünülmesi gereken bir Ve Stalwart Hera 10 gün evvel kazandı. Kısa vadeli dişi. Daha de, ne Nene Hatun tecrübesi var. Yine kısa vadeli dişi kazanmıştı var. Kısa vadeli 8 dişi de 4. olmuşluğu var. Böyle bir performansla geliyor. Ben size şöyle söyleyeyim. E, Torgold kağıt üstünde hala favoridir. Alternatif tektir. Ama 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 Torgold geçilmez bir safkan değil. O yüzden Ellord ve Stalwart Hera günündelerse kazanma ihtimali olan atlar. Bu sebeple bir numara alternatif tek ama 3 ve 7 ilavesi de söz konusu. Yani ben burada favoriyi yıkarım, sürpriz ararım diyorsanız 3 ve 7'yi yazın. Yoksa bir numarayı tek bırakıp iki tekli bir oyuna gidebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ee, yani oyunumuz şöyle olmuş oldu arkadaşlar. Özet geçeyim onu. 3 tane banko tek var. Bir tane alternatif tek var. O yüzden videoda zaten 3 banko diye yazıyor bilginize. 14 handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim pistte çıkacaklar. Ee, 9'da koşulacak saat. 9. koşu saat 9'da. Yani 9 atı start alıyor bir de nasıl denk geldiyse yani saat 9'da 9. koşu 1900 metrede ve 9 tane atı start alıyor. Tuhaf bir istatistik olmuş bu yani tesadüfün de böylesi. bir numara deep liner favori ama kağıt üstünde. Şimdi 50 handikapı olduğu için kağıt üstünde favori. Ee, rakip olabilecek isimler var çok ciddi rakipler var. Miss Cordelia yani bence affetmez burada çok e, tehlikeli bir safkan Miss Cordelia. Dikkat etmek lazım. Ee, bir numaranın yanında kesinlikle 5 e, burada 5 numara Sasha Görlü de düşünelim. E, ciddi bir sürpriz olabilecek bir safkan Sasha Görlü. 6 numara Miss Cordelia'dan zaten bahsettik. Bir de arkadaşlar tabi e, bu koşuda dikkat çeken başka bir e, isim daha var bizim kanaatimiz o yönde. E, yani 2 numara Prize Girl olabilecek bir isim yine. Böyle göz kırpan safkanlardan birisi. Oyun önerim şu yönde 1-6-5 küçük kupon 2 numara ilavesi geniş kupon olarak 3 at ya da 4 at diyorum. Burada biraz Miss kordeli ve e, baktığımızda e, saşa görlü tercih ettik yine. Bir de led e, Let Crops laf var 7 numara o da 1.57'lerde derece görebilmiş bir safkan Hani acaba bir olur mu diye düşünmedim değil onda. Yani yazmak isteyen 2 tek var arkadaşlar oyunda 2 tane teke çıkabiliyorsunuz biliyorsunuz ki bir tanesi alternatif. Yani isteyenler için burada bir 5. at olarak Let Crops Laft'a düşünülebilir. Biz her ihtimal düşünmek zorundayız. Her oyuna karşı bir e, önerimiz bulunuyor arkadaşlar biliyorsunuz ki o yüzden. Saat 9.30'da son yarış. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 için pist yarışı. Arkadaşlar burada hızlı geçeceğim çünkü fazla bir detay yok. E, vo, vo Minimo 6 numara favori. Mehmet Salih Çelik'te. Nizamettin Demirel Victory Flower 12 numarayı ilave ediyorum. Sonrasında kalan isimlerde pek fazla bir şey yok. Yani Emrah Sincan'la Falcon Girl 8 numarayı önereceğim. 3 hatta bırakacağım o yüzden. Ee, geniş kupon başka at isteyen varsa yazsın. 3 hatta ben bırakıyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Ee, toplam 3 banko bir alternatif tek oldu. İstanbul videosu yayında 10 koşul bir program var orada da. Orada da arkadaşlar yine 2 e, tane banko tekimiz var. Bilginizi diyorum. Kanala abone değilsek abone olmayı videoyu beğenmeyi, katılıyor olarak veya teşekkürler üzerinden destek vermeyi ihmal etmeyelim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.